Genel izleyici için uygundur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecma'in. Allah'a hamd ediyor sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu ve selama mahlukatın nefesleri adedince selam ederek sizlere merhaba diyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerleriniz olsun. Fatih Bora hocam bizimle beraber Vadi İstanbul Camii İmam Hatibi Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Saat afiyettesiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler de çok iyiyiz. Çok Allah teşekkür ediyoruz. Versin. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Davet Allah razı ettiniz. Olsun. Sağ olun. Şimdi nasip olursa tövbe konusunu, konusunu işleyeceğiz. Ee, hepimiz faniyiz. Beşeriz. Elbeş şaşarız. Hatalıyız. Hata yemeyyaliz. Attığımız her adım aldığımız her nefeste bizi hakka hakikati Allah'a yaklaştırıyor. Bunun da bilincindeyiz. Peki kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha güzel, daha sağlıklı, daha afiyetli, daha huzurlu, daha ibadetli nasıl geçirebilirizin derdiyle dertlenip inşallah tövbe konusunu ele alacağız. Çünkü tövbe Allah'a yönelmektir, pişman olmaktır ve Allah'a söz vermektir. İnşallah bizler de bu tövbenin önemini ayetler ışığında Fatih hocamızın o güzel engin bilgisinden istifade etmek kaydıyla daha da genişlemesine öğrenmiş olacağız. Hocam. Öncelikle tövbe ve istiğfar diyoruz ya. Evet. Bu ikisindeki arasında bir fark var mı? Önce onunla başlayalım misiniz? Tabii ki. Kıymetli hocam, tövbe ön evvela girmiş olduğumuz bu günahtan vazgeçmektir. Hmm. Ama önce günahı bilmek gerekiyor. Aa, değil mi? Önce Daha, teşhis. Tabii ki, teşhis koymak gerekiyor. Daha evvelinde de bir şeylerin farkına varıp aslında önce Rabbimizi tanımamız evvela bizi yaratan, yaşatan, bize rızık veren ve Rabbimizin bize emirlerini bilmemiz, yasaklarını bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra da günaha geçiyoruz zaten. Ee, evvela günahla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir tanımı var. El ismi ma kefi fi nefsike ve kerihte en yattali'a aleyhin nas. Günah senin içini tırmalayan ve insanların duymasını istemediğin şeydir diyor. Şimdi Kişisel olarak bakalım, bir hata ettiğimizde sonuç olarak e, yaratılmışların en mükemmeli insan, hata da yapabilir, kusur da işleyebilir, iyilik, güzellik, günah, sevap, bunların hepsini yapabilecek kabiliyette insan. Peki bunu yaptığında, bunun kusur olduğunun farkında mı? Günahın içini tırmalaması, buna bir gösterge bazı yerlerde. Ama kişinin eğer ki günaha o kadar meyletmiş ki, Artık normalleşmiş. artık normalleşmiş. Farkındalığı kalmamış. Konumuzda biraz tövbenin farkı. Kendisi Tabii. zaten bir farkındalık. Farkındalığı kalmamış. Kendisi için sıradanlaşmış. Vicdanı sızlamıyor. Milletin duy duymasını bıraktık. Artık görmesinden bile rahatsız olmuyor. Yani kişi aslında burada fıtratından uzaklaşmış. Tabii bataklık içerisinde. Bataklık içerisinde Müslümanlığı değil, insanlığını kaybetmiş artık. Çünkü İslam üzere doğan insanoğlu fıtratı gereği günahsız doğuyor. Bulu çağından sonra artık şeytanın veya nefsinin emirleri doğrultusunda günah işleyebiliyor. İslam üzere doğan bu insan gayrimüslim'in çocuğu bile olsa görüyoruz hocam. E şimdi gayrimüslim bir ailenin çocuğu. İslam fıtratı üzere doğduğunu söylüyor Resulullah Efendimiz. İslam fıtratı bize yalan söylememeyi emrediyor, gösteriyor. Bu, bu fıtratta doğuyoruz. E şimdi o gayrimüslim'in çocuğu ailesi yanında yalan söylediğinde ailesine diyor ki gayrimüslim ailesi Diyor ki baba anne bu hatalı bu yanlış yanlış söylüyoruz Neden? kendisine İslam fıtratı var. İnsan bu fıtrat üzere doğuyor. Efendim. Daha sonra bu fıtratı korumak veya bozmak kendisi elinde. O zaman bu noktada tam da irade devreye giriyor değil mi evet. hocam? Yani evet. Yani çünkü insan olarak, Müslümanlar olarak, toplum olarak eğer biz hiç günah işlemeyen bir kavim olsaydık Evet. Bunun devamını siz getirin hocam. Allah Resulü ve efendimizin hadisi şerifi. Eğer siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız Allah sizin yerinize günah işleyen bir kavim getirir ve onları affederdi. Onları affederdi. Rabbimizin engin rahmeti. İmtihan dünyasındayız tabii ki. Fakat işte gönlümüzde olan bu bağlantıyı kaybetmemek gerekiyor. Fıtratı bozmamak lazım. Dedik ya başta içini sızlatan bir şey. Şimdi kişi günah işlediğinde içi sızlamıyor. Neden? Fıtratından uzaklaşmış. Artık kalbiyle olan bağlantısı kopmuş. İnsanların görmesinden rahatsız olmuyor. Neden? Çünkü fıtratından yani uzaklaşmış. Bu kriterlerin hepsi olumsuz. Hep olumsuz. Peki e, fıtrattan uzaklaştı hocam? Peki Hı -hı. Fırt fıtrata yakınlaşmaya vesile burada? Şimdi konumuza geliyoruz. Tevbe hocam? Tevbe. Bizi fıtratımıza yakınlaştıran şey. Tevbe. Hmm. Günahımızı geride bırakmak. Tamam. Farkında olacağız. Günahımız ne? Önce bunu farkında olacağız. Yani gelişi güzel. Estağfurullah, estağfurullah. Neye estağfurullah? Yani önce bunu bir bilmemiz lazım. Akabinde kime tövbe ediyorsun? Seni bir damla sudan, bir çiğnemet parçasına çeviren, iskelete dönüştüren, deriyle süsleyen, güçsüz döneminden güçlü dönemine eriştiren, tekrar güçsüz dönemine eriştiren, sana hastalandığında şifa veren, önce Rabbimizi tanımalıyız. Bu farkındalığın oluşması lazım. Akabinde kime tövbe ettiğimizi bileceğiz, günahın ne olduğunu bileceğiz. Ondan sonra hangi günahı işledik? İşlediğimiz günahın farkında olup tevbe edeceğiz. Ondan sonra özümüze dönmeye başlıyoruz. Kalbimizle olan bağlantımız gelişiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tevbe ile ilgili buyurduğu hadisi şerifte hepimizin de kulak aşinalığı vardır illa ki bir kimse, bir kul günah işlediği vakitte kalbine siyah bir nokta konur. Tevbe ettiği takdirde o nokta silinir ama tövbe etmediği takdirde her günahta bir nokta konuyor. Çocuğumuzun eline kalem kağıt veriyoruz. Ne yapıyor? Yazıyor. Bir taraftan silgiyle siliyorsunuz. Silmeyin. O kağıdı tamamen kapkara yapsın. İlk etapta yaptığında silmek mi daha kolay? Tamamen kağıdı kapkara hale getirdikten sonra mı silmek kolay? Yani. O sebeple günahın hemen akabinde tövbeye gitmek gerekiyor. Bir de hocam bu da ile alakalı. Kap mühürlenmesi var tabii, ya. Tabii. Hani dediğinizde bir No, siyah nokta bir günah bir siyah nokta evet. bir günah bir siyah nokta o böyle o siyah noktalar çoğalırsa zaten kelle bel rana ala kulubihim evet. mekanu yeksibun onlar işledikleri günahlardan dolayı kalpleri paslanmıştır. İşte Mutaffifin suresi evet, değil evet, hocam? Evet, 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 Tam ben o ayeti ifade edecektim. Siz benden Allah razı olsun. Minel kalbi ile kalbi sebiyle. Eyvallah Allah razı olsun. O zaman kalbin pasını silmek için de burada cilalanmasıyla alakalı evet. yine e, fıtrata da yakınlaşmayı vesile tövbe. 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 Allah tövbelerimizi kabul eylesin. Amin. Peki İnşallah. hocam, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hı hı. ya ey yuhullezi amenu ey iman edenler tubu ilallahi tövbeten nasuha. Evet. Allah'a nasuh bir tövbe ile tövbe ediniz. Hı hı. Hani tövbeyi anladık ama nasuh tövbe nedir? Samimi bir kalple, iştenlikle yapılan bir tövbeden bahsediliyor burada. nasuh tövbesi diye o kelimeye baktığımızda kelimenin anlamları içerisinde şöyle bir şey var. Bir yırtığı hiçbir gedik kalmayacak şekilde dikmek diyor. Kelimenin manasına baktığımızda o nasuh tövbesi dediğimiz o kelimeye baktığımızda bir yırtığı hiçbir gedik kalmayacak şekilde dikmekten bahsediyor. Yani ben önceki hayatımda günah işlemiş olabilirim. Ama artık Karar verdim. Bu günahımın farkındayım. Tövbe ediyorum ve bundan sonra bu günahı işlemeyeceğim. Geride kalan hiçbir şeyi de beraberimde getirmeyeceğim. Orayı ben diktim. Orayı sıvadım. Kapadım. O güne ait o günlere ait bir şey yanımda getirmeyeceğim. Yani bir resim. Bu o bir gün... iddia. Değil mi hocam? Aynı zamanda bir iddia tabii bu. Ki, tabii ki. Peki kendi böyle söyleyen bir insan tövbesini yaptı ama tekrar aynı günaha düştü. Kul beşer şaşar Allah'ın rahmeti geniş tekrardan yapacak. Bu yol, bu yol e, ee, muvaffak olabilmek için vazgeçmeyenlerin kazandığı yol. Hmm. Vazgeçmeyeceğiz. Çünkü başka gidecek yerimiz var mı? Yok. Başka el açacak. Merci yok. Yani Yunus Aleyhisselam misali. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Yani ya Rabbi ben senden başka ilah tanımadım. Tanımam, tanıtmam da seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Kendime zulmettim. Başkası yok. Sana geldim. Neredeyim? Balığın karnındayım Orada da affediliriz. Ya, yani. müthiş bir duadır hocam. Evet, evet. Hatta ruhsal anlamda sıkıntıya düşen, Tabii ki. kişilere hocalarımız tarafından hep önerilen bir reçete bir ayettir bu. Hı hı. Yunus Aleyhisselam bir peygamber olmasına rağmen, e, günahını itiraf ediyor. Evet. Tabii yaptığı hatayı diyelim. Hani peygamberler için günah demeyelim de zelle deniyor değil mi hocam? Evet, evet. Yapmış olduk. Korunmuş peygamberler, korunmuş. Çünkü ismet olduk. sıfatıyla muttasıflar. Tabii ki. Ama orada bile Peygam Yunus peygamber la ilahe illallah subhaneke inni Zalimin. Evet. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Ben kendi nefsime zulmettim. Sen beni bağışlamazsan başka gidecek kapım yok tabiri evet. caizse. O yüzden balığın karnından kurtulan Yunus Aleyhisselam misali bizler de evet. bulunduğumuz ortamlarda sıkıntıya düştüğümüzde bu duaya inşallah sarıldığımız evet. zaman inşallah feraha erenlerden oluruz. İnşallah. Tabii ile alakalı hani Peygamber Efendimizin dünyasında asr-ı saadete gittiğimiz zaman da tövbe denince benim aklıma yer yerde tabi umreye nasip oluyor hacca hmm, gidiyoruz evet. insanlara kafileler halinde onlara bir şekilde hizmet ediyoruz. Onların duasını alıyoruz esasında Allah herkese nasip etsin bu güzel duyguyu. Tabi oraya gittiğimiz zaman özellikle Uhud savaşının yapıldığı mıntıkaya geldiğimizde hemen Zümer suresi 53 benim zihnime geliyor. Hani ya. orada Peygamber efendimizin amcası hatta bir rivayete göre yaşıt olarak Hazreti Hamza. Hı hı. Bir rivayete göre de zannediyorum bir yaş Hazreti Hamza büyük olduğunu yanlış hatırlamıyorsam öyle biliyorum. Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşinin Hazreti Vahşi oluş hikayesi ya. tabi zihinlerden hiç çıkmıyor ve Zümer suresi 53 ki tövbenin e, konumuzla da alakalı olduğu evet. kanaatindeyim. Kabe'nin üzerinde yazılı olan bir ayet. Hı. Bu vahşinin Hazreti Vahşi ile alakalı bu Zümer Suresi 53 bağlamında neler söylemek istersiniz? Hocam? Yani günah büyük olunca tövbe de büyük olmalı. Şimdi Hazreti Vahşi'ni Hazreti Vahşi yapan tövbesi ve hatta şöyle de naklediliyor. Kendisi tövbe ettikten sonra artık bunun karşılığında çünkü Resulullah Efendimiz'in amcasına şehit etti yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ee, ...Hazreti Hamza'yı şehit etti... Ee, ...özür dilerim... Ee, ...bunun karşılığında... ...Müslüman olduktan sonra... ...yalancı peygamber olarak... ...ortaya çıkan... ...Müsellem Kezzab'ı öldürdüğü gün diyor ki... ...tamam şimdi durum eşitlendi... ...ben büyük bir günah işledim... ...ben tövbe ettim... ...zaten imansız kişinin... ...tövbesi iman etmesidir... Hmm. İmansız kişinin tövbesi iman et ...iman ettim fakat durumu da eşitledim yani büyük bir hat, zarar verdim ama karşılığında da büyük zarar veren birini ortadan kaldırdım. Evet yani tövbe günah ne kadar büyükse o kadar da büyük olmalı. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Burada tabii aynı zamanda da ümitsizlik tabii. olayı da giriyor. O İş, işin içerisine tabii o devamlı ümit var oldu belki ama belli ayetler vardı. O ayetler işte Peygamber Efendimiz tarafından vahşiye ulaştırıldığında Mesela bir tanesi وَمَنْ تَابَ وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابَ Her kim tövbe edip <laughs> salih amel işlerse o Allah'ın huzuruna günahsız olarak çıkar. Şimdi bu ayeti mesela vahşi okuyor. Ya, ya ben tövbe edeyim ama benim salih amelim yok ki. Diyor, diyerek bir şekilde Beş. ümitsizliğe düşüyor. Ya. İşte ya. başka اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكِ لِمَنْ Bu ayet. Yani günah tahaddi aşan قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذ Hala <laughs> enfisim Günahta haddi aşan kullar. Haddi aşanlar artık günahta israf edenler olduğunuz halde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceksiniz. Çünkü en büyük günah Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler ona inanmayanlardır Evet, evet, evet. O yüzden Allah bizleri hep daima ümit var eylesin. Amin, inşallah. Şimdi Allah'ın rahmeti deyince hani eee Cenabı Hak peygamber Efendimiz'e ufka bak diyor. Ne görüyorsun? Büyük bir deniz, denizin ortasında bir ada, ada evet. adanın üzerinde bir ağaç, ağacın evet. üzerinde dalında bir kuş, kuşun gagasında çamur. Cenab-ı Hak diyor ki, e, o ada evren, kainat, o adanın üzerindeki ağaç tüm insanlık, ağacın dalındaki kuş senin ümmetin, ümmetinin gagasın e, kuşun gagasındaki çamur da ümmetinin Günahı. günahları. Evet. Şu ümmetinin günahları mı çok yoksa benim e, ummanım denizim benim rahmetim mi çok diyerek mukayese de bulunuyor. Evet. Evet. O yüzden biz her daim Allah'ın sonsuz merhametine inanıyoruz, güveniyoruz. Ama sadece bu lafta kalmamalı değil mi? Tabii bir, Bireysel anlamda bir mücadele şart. Şart ve e, harekete geçmek gerekiyor. Yani bununla ilgili zaten e, hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceki kavimlerden bir adamın hikayesini bize anlatıyor. 99 kişinin canına kıymış. 99 kişinin canına kıymış ama affolmayı istiyor. Affolabilir miyim diye bir kapı arıyor. Soruyor. Burada en alim kimdir? Gösteriyorlar. Bir rahibe gönderiyorlar. Eski kavim. Bir rahibe gönderiyorlar. Diyor ki ben 99 kişinin canına kıydım. Affolabilir miyim? Pişmanım diyor. Pişman. Tabii ki. Nedamet duyuyor. Tövbeniz sebepleri yani şartlarından bir tanesi nedir? Nedamettir. Günahı geride bırakmak. Nedamet duymak, daha sonra da o günaha dönmemek için çabalamaktır. Bu üç şart yerine gelecek. Onda da bir tanesi var. Yani üçü de yerine gelecek yavaş yavaş. Harekete geçmiş artık. Nedamet var, pişmanlık var. Rahibe varıyor. Rahip diyor ki hayır affolmazsın. Onu da aradan sıyırıyor. Yüzüncü kişiye tamamlıyor. Onun da canına kastediyor. Aldığı cevap tatmin etmiyor. Bu hadislerde geçen peygamber tabii, efendimizin tabii. ifadesi. Evet. Efendimiz geçmiş kavimlerin ümmetlerinden olan bir hadiseyi bizlere aktarıyor. Tamam. Daha sonra tekrar soruyor. En alim kimdir? Ona gitmek istiyor. Bir çıkış yolu arıyor. Gösteriyorlar. ile Bulunduğu yeri alimin nerede olduğunu gösteriyorlar. Gidiyor. Ben yüz kişinin canına kıydım. Affolabilir miyim? Alim diyor ki evet olabilirsin. Nasıl? Öncelikle diyor burayı terk etmen gerekiyor. Şu yerde, şu bölgede ibadet eden insanlar var. Onların yanına gitmeliz. Ha, demek ki bizi günaha çeken ortamdan, biz burada bunu da anlıyoruz. Hem Allah'ın rahmetinin genişliğini ya yüz kişinin canına kıymış. Yani tövbe ediyor. Allah bekliyor çünkü kulun tövbe etmesini. Hem de yani buradan kurtulmak için birkaç yol aramak gerekiyor, harekete geçmek gerekiyor. Diyor ki yerini değiştir şurada bir yer var. İbadet eden insanlar var. Onların yanına git. Ha, demek ki şu da var. Bizim tek başımıza yapacağımız bir şey de değil. İnsanların desteğine ihtiyacımız var. Kesinlikle. İbadet eden insanların bizi e, bazen gaflete düştüğümüzde uyarması gereken insanların çevremizde olması gerekiyor. Yani diyor ya hani insanlar dörde ayrılır. Bir, bilen bildiğini bilen. Kimdir bu? Alimdir. Ne yapalım? Ona sorun, ondan öğrenin. İkincisi kimdir? Bilen, bildiğini bilmeyen. Bu kimdir? Gafildir. Ne yapalım? Ona öğretin. Kendinin farkında olsun. Sen bu kadar ilim sahibisin. Kendine gel. Bu sen değilsin gibi. Üçüncü sınıf bilmeyen, bilmediğini bilen. Yani bilmediğini farkında. Bu kimdir? Cahildir. Ona ne yapalım? Ona öğretin. Peki son olarak bilmeyen, bilmediğini de bilmeyen. Eyvah. Bu nedir? Affedersiniz ahmaktır diyor. Ona ne yapalım? Ondan kaçın diyor. Ondan uzak durun. O yüzden yani şu hadise baktığımız zaman bu hadisten bizim alacağımız ders eğer biz etrafımızda kötü arkadaşlarımız varsa evet. günaha sevk eden bizi günaha davet eden evet. e, harama e, iştigal etmemiz noktasında bizimle beraber bize yol gösteren kimseler varsa bir kere oradan bir hicret gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki. Nereye? Evet. İyi evet. olana. Evet. Bu hadise baktığımız zaman hı hı. benim aklıma bu geldi. Ee, i̇nşallah etrafımızdaki insanların hani hep böyle eskiler şöyle dua eder ya e, Allah iyilerle karşılaştırsın. Evet, bu çok çok amin. güzel bir dua. Amin. Ee, ancak e, iyilerle karşılaşmamız güzel bir güzellik ancak bizim de iyi olmamız lazım. Evet yani iyi, tabii ki kötüysek iyilerle beraber olduğumuz zaman iyilikten bize mutlaka bir bulaşma olur. Hı hı. Ama Allah bizi kötülerin şerrinden, kötü insanlarla beraber olmaktan da muhafaza eylesin. Allah bizleri iyilerden ayırmasın diyorum. Evet. Ve kısa bir e, kaside dinleyelim hocam kaldığımız yerden devam edelim. Tabii ki.

Sevgili Adem Karabey hocamıza çok teşekkür ediyorum. Allah sesine zeval vermesin. Allah nazarlardan korusun. Efendim Fatih Bora hocamla beraberiz. Belki ekranları yeni açanlar vardır. Tekrar etmekte fayda var. Vadi İstanbul Camii İmam Hatibi kendisi ve tövbeyi konuşuyoruz. Farkındalığı konuşuyoruz. Kalan ömrümüzün geçen ömrümüzden daha güzel ilerlemesi noktasında tövbe konusunu ele aldık ki inşallah ahir akıbetimiz hayır olsun, cennet olsun, Rabbimizin rızası olsun inşallah. Allah cennette sevdiklerimizle beraber olabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Evet. Efendim hemen devam et, devam ediyoruz Fatih hocam. Şimdi e, tövbenin belli şartları, belli kriterleri evet. var. Mesela özel zamanlar, özel mekanlar. Hem dua için Hı. aynı zamanda Hı. bu soruyu Hı. sorabilirim hem evet. de tövbeyle alakalı. Böyle özel zamanların ve mekanların önemi var mı? Şimdi Allah için zamanı ve mekanı yarattığı için ona ait böyle özel ve zaman, zaman ve mekan yok. Fakat biz insanlara fırsatlar sunmuş, zaman ve mekan üzerine. Örneğin ve bilas haruhum yastafiro evet. e, muttaki kullar için onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler. de Bu bizim için bir örnek. Hı hı. Fakat günah işleyen kişinin şu gaflete düşmemesi gerekiyor. Günah işlemeye vaktim vardı da acaba tövbe etmeye vaktim olacak mı? Şeytan burada çok güzel kandırabiliyor bizi. O sebeple hani gece bir günah işledik. Seheri bekleyelim, tövbe edelim ama sehere kadar bir garantimiz var mı? Çünkü bizler ölüm bize bir nefes kadar yakın olan varlıklarız. O sebeple geciktirmemek lazım. Tabii ki seher vakitlerini ve Rabbimizin bizlere özel zaman dilimleri olarak bizlere fırsat olarak sunduğu o günleri, örneğin cuma günlerini, icabet saatlerini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Mekanlar olarak da yani hepimizin bildiği ee, Mekke, Kabe, oradaki İbrahim makamı değil mi? Yani Mültezem. Ki, evet tabii ki mültezem. Orada yapılan duaların kabul olacağı ile ilgili bizlere gelen bilgiler var. Fakat gene de dediğimiz gibi günah işlendiği takdirde zamanı, mekanı senin için en iyisi şu an. Hemen bunun tövbesini etmelisin. Çünkü bir an bile kaybedemezsin. O zaman tam bu peygamberimizin hadisi tam böyle ilave güzel olacak. Acilu bis salati kabilel fevd. Tamam bit kabul el mevt. Evet. Namaz vakti girdiğinde onu kılmakta acele, acele edin. edin. Ölüm gelmeden evet. önce de tövbe etmekte acele, acele edin. Evet. Yani çok güzel bir yere temas ettiniz. Evet. Tamam Kabe çok özeldir. Bire yüz bindir orada her şey. Hı hı. Ee, duaların müstecab olduğu yerdir. ya Ben bir sene sonra inşallah umreye veya hacca gideceğim. İnşallah o zaman tövbemi yapacağım. Tabii Bu ki. şeytanın bir vesvesesi. Tabii ki. Çünkü bir sene sağdan sonra... yaklaşması. Sa evet sağdan yaklaşması şeytanın. <laughs> yani bir ee, bir dakika bırakın bir saniye sonrasının garantisi olmayan bir hayatı yaşıyoruz evet. ki o yüzden anı en güzel an şimdi. bulunduğun an şimdi evet. tövbe için. Hı hı, evet. Hiç geçirmemek gerekiyor. Şeytan işte bu konuda bizi çok güzel kandırabiliyor. Yani tamam tövbe edersin. Allah'ın tevvaptır. Sen tövbe edersin. Bekle 40 40 yaşını bir geç. Efendim ne bileyim emekli ol. Değil mi? Bir umre hacca git, bir hacca git, bir orada tövbe et. Bu şekilde bize ötelettiriyor. Halbuki Rabbimiz Celle ve ala Hazretleri inneme tevbetu te ala Allahi lillezine amelüne su ebi cehaletin thumme yetübüne min karibin yakın olarak hemen çabucak günahın akabinde, zulmün akabinde hemen tövbe etmesini bekliyor bizlerden. O zaman ben bu zamanı ilerlettikçe de günaha giriyorum. Sadece tövbe etmediğim için. Yani tövbe etmiyorum o günahı taşımaya devam ediyorum ve bu zamanı uzattığım müddetçe de günaha giriyorum. Çünkü Rabbimiz bize hemen bekliyor. O sebeple yani şeytanın musaadan yaklaşmalarına karşı çok e, dikkatli olmak gerekiyor. Aksi takdirde e, bizim için her şey geçmiş olabilir. Allah evet, muhafaza. O yüzden ve inma yanzagannake min eşşeytanin nezgun fesad billah. Ee, şeytan bizim apaçık bir düşman düşmanımızdır. Ee, onun vesvesesi geldiği zaman Allah'asının evet, evet. isyadede bulun diyor. O da nedir? Eûzü billahi racim. Kovulmuş, taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'ım sana sığınırım. Evet. İnşallah Allah her türlü şeytanın vesvesesinden bizi korusun, muhafaza eylesin. Diğer bir de sorumuz daha vardı onu da söyleyeyim hocam. He, başkası adına tövbe ed edilebilir mi? Şimdi başkası adına tövbe edilemez çünkü günah şahsidir. O şahsın kendisinin önce pişman olması, o günahtan vazgeçmesi, o günaha bir daha dönmemek üzere karar vermesi, eğer bu günah başka Ademoğlu, başka bir kişiyle ise eğer aramızda geçen bir münasebese okulun hakkını ödemesi helalleşmesi gerekiyor. Bundan hepsi şahsi. Hem biz tövbe edemeyiz ama dua ederiz. Yani annemi babamı affeyle ya Rabbi. Bunu diyebiliyoruz. Bu duadır. Nerede olursak olarak bunu yapabiliriz. Annemiz, babamız, çevremizdeki insanlar için. Fakat tövbe şahsidir. Kişiseldir. Bir başkası için tövbe edilemez. Mesela bu noktada da yine Mescid-i Nebevi Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın diyarı geldi aklıma. Ee, Muhammed bin Abdullah el Utbi rivayet ediyor. Diyor bir gün Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın kabri saadetlerine geldim. dua ee, duamı yaptım, Fatiha'mı okudum. Orada böyle oturdum, uyuyakaldım. Rüyamda e, Peygamber Efendimiz önündeki adama söyle Allah ona istediğini verdi. Duasını kabul etti. Uyanır uyanmaz önündeki adama baktım sen kimsin hangi güzel ameli işledin ki Peygamber Efendimiz benim rüyama girdi ve sana bir müjdebari olarak duanın kabul oluşunu ifade etti. Ben bir bedeviyim, çölde yaşayan bir insanım. Salatü selam bilmem, dua bilmem. Ancak bir ayet işittim Nisa suresinde. Ne olurdu Resulüm okullarım sana geldiklerinde e, tövbe etselerdi. Sen de onlar için Allah'tan bağışlanma talebinde bulunsaydın. Allah onların tövbelerini kabul ederdi. Ben bu ayeti işittim geldim. Ben ee, bu ayetin müjdesini istiyorum tabirca diyerek ve sonra zaten ağzından dökülen <laughs> ya hayra men dufinet fil qa'i azumuhu fetabe min tibihin el qa'u vel ekem nefsil fida'u li kabrin ente fihi el afafu ve fihi el vel kerem bedevinin ağzından dökülen bu cümleler bu beyit halen siz de biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri saadetinin evet. önündeki sütunlarda yazılı bir ayet değil bir hadis değil bir beyit ama bir bedevinin ağzından çıkan bir beyit. Şimdi oradaki ayete baktığımızda ne olurdu Resulüm okullarım sana geldiklerinde. Hı hı. günah işlediklerinde kendileri tövbe edip sen de onlar için Allah'tan bağışlanma talebinde bulunsaydın diyor ya. Evet. Demek ki biz bir başkası adına bağışlanma talebinde bulunuruz ama bireysel tövbe yaparız. Bireysel tövbe yani bize gelen veya biz başkasına gidebiliriz ne için? bize yol göstersin. Belki ben nasıl tövbe edileceğini bilmiyorum. Hani diyor ya sana geldikleri zaman tövbe etmek için geliyorlar. Sen onlara yol göstereceksin. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara yol gösterecek. Günahın ne olduğunu öğretecek. Tövbenin kime yapıldığını öğretecek. Nasıl olduğunu öğretecek. Yani bunlar için bazen bazı kişilere ihtiyaç duyabiliyoruz. Yani bunun illa bir hoca da olmasına gerek yok. Bazen bizim gibi günahkar olan biri tövbe ettiğinde sığınacak bir liman olarak onu bulup ona da tutunabiliyoruz. Sen nasıl döndün? sen nasıl bir dönüş gerçekleştirdin sen bunu nasıl başardın hmm. çünkü yani insanlar zorlanıyorlar bazı konularda artık tamamen bağlantıyı kopardığı için kalbiyle olan dönüşü de biraz zor olabiliyor bazen desteğe ihtiyacı oluyor e, affedersiniz damdan düşenin halinden damdan düşen anlar misali yani kendi arasında da bu günahlardan sıyrılıp çıkan kişilerden haberdar olduklarında onlardan destek isteyebiliyorlar nasıl oldu nasıl yaptın ben şunu bile gördüm kıymetli hocam ee, bir yatsı namazı sonrası amen Resulü okunurken camide bir ağlama sesi var. Ama kişiyi göremiyorsunuz. Bir ağlama sesi. Dua bitti. Tilavet bitti. Geçiyoruz odaya. Bir vatandaş yani dış görünüşünden baktığınızda her şey yerli yerinde. Yani maşallah var. Hani hiçbir eksik, kusur vesaire yok. Ee, diyor ki ne olur beni kurtarın bu şekilde gel. Hayırdır ne oldu sebep ne sıkıntı ne diye. Siz benim her gece elimde o kadehle attığım kahkahaların çığlıklar olduğunu bilmiyorsunuz. Ben günahlarımı unutmak için bunu yapıyorum. Bundan nasıl kurtulmam lazım beni kurtarın. İnsanlar bazen yolu bulamıyorlar. Bazen bazı diğer başka kişilerin desteğine ihtiyacı olabiliyor ki hadiste dedi ya sen buradan hicret et nereye ibadet eden insanların yanına İyileri, iyilerin iyilerin yanına birilerine bazen ihtiyacımız olabilir. Hani nasıl ki cami cemaatine gelir insan namazını kılar beş vakit. Namaz namazı birkaç gün aksattığında cemaat onu sorar. Bu niye namaza gelmiyor? Neden? Namazı mı bıraktı acaba? O onun sorması ona destek veriyor. Eğer bıraktıysa geri gelmesine vesile oluyor. Çünkü birisi tutuyor seni. Oraya bağlı birisi tutuyor, bir şekilde seni çekiyor. Bunlara da ihtiyacımız var. O oluyor. zaman yani dilimize pelesenk etmemiz gereken iki dua aklıma geldi. Yine hani Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ederken e, her bir dönüşte, her bir dönüşe bir şaf deniyor. Siz evet. de biliyorsunuz yedi kez döndüğümüz zaman bir tavaf, tavaf oluyor. Hı hı. Her dönüşte rükni i yemani ile Hacer-i Resvet hizasına son periyoda, hı hı. son düzlüğe tabiri caizse geldiğinde Rabbena atina fid dunya hasene <laughs> ve fil ahirete hasene ve qina azabannar. Rabbena fili ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yakumun hesab. Manaları çok güzel hocam. Manaları evet. sizden alalım mı? Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azabannar. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Rabbena fili ve li valideyye. Ya burada duada <laughs> sıralama da güzel. Mükemmel. Rabbena gfirli. yani. Ya Rabbi, önce beni bir bağışla. Bu da bir tövbeyle bir bağlantı tabii, tabii, var. Tabii 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 Önce beni bir bağışla. Heh. Önce kendimden başlıyorum. Veliyali de mı Anamı babamı bağışla. Sıralama. Ana babaya da dua edilmesi gerektiğinin de bir örneği bizlere. Tabii. Bu istektir. Bu onun adına tövbe değildir. Sakın yanlış anlaşılmasın yani. Tabii. Annemi babamı bağışla demek bir istek, bir duadır. Yani onun, onun bağışlanması adına için bir talep ediyoruz. Talep biz. ediyoruz biz. Yani bu onun adına tövbe etmek demek değildir ya. Yani. Velil müminine müminleri de bağışla yemeye kumul hesap hesap gününde. Çok güzel bir dua. Aslında anne babanın çok uyanık olması lazım. Ne için? Çocuğuna namazı öğretmesi için. Eğer çocuğuna namazı öğretirsen, çocuğun her beş vakit namaz kıldığında, her son oturuşa geldiğinde, hayatta sana dua edecek. Kesinlikle. Yani biraz fırsattan istifade. Burada olmalı. hem anne baba çok uyanık olmalı evet. lazım, hem de aynı zamanda tüm inananlar var. E, tabii, değil tabii, mi? tabii, tabii tabii. Yine masculan kılma Bütün kardeşlerimiz hep Müslüman kardeşlerimize burada dua ediyoruz. Evet. evet. Rabbena atina Rabbena fili. Bu dua çok önemli, çok önemsiyorum ve çok da e, okumamız gerektiğini düşünüyorum. Ama sadece dilin okuması değil, kalbin fik zikrin, fikrin, düşüncenin de, kalbin her şeyin evet. okuması lazım. Tabii ki, tabii. İnşallah. E, Bilinsiz bir şekilde aynen. bizden beklenmiyor. Bilinçli olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani. Hocam bir de kul tövbe ettiği takdirde Cenab-ı Hak Bundan mesut, mutlu oluyor mu, bahtiyar oluyor mu? Evet, bununla ilgili hadis-i şerif var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu bizlere açıklıyor. Çölde devesiyle beraber yolculuk eden bir bedeviden bahsediyor. Çölde devesi var, devesin üzerinde yiyecek içecek her şeyi var ve onunla yolculuk ederken bir ağacın gölgeliğinde gölgelenmeye duruyor. Tamam. Deveyi bağlıyor kendisi de dinlenmeye çekiliyor ve uyuyor. Uyandığında bir de bakıyor ki deve ortalıkta yok. İpi çözmüş, kaçmış gitmiş. Her yerde deveyi aramaya başlıyor. Çünkü hayatı onun elinde. Çünkü o devenin üzerinde. Öncelikle devenin yol bulma kabiliyeti var. Devenin üzerinde erzak var. Erzak var, yiyecek içecek var. Yani onu bulmazsa Arapların bir tabiri var. Ölüm uykusuna yat derler. Deveyi kaybedersen ölüm uykusuna yat derler arıyor, bulamıyor ve o sebeple gene bulunduğu yere gelip ölüm uykusuna yatıyor. Artık ümidi kesiyor. Uyuyor gene. Birden gözlerini açıyor. Uyandığında bir de bakıyor ki devesi başucunda Gelmiş. Öyle bir seviniyor ki hatta sevinçten dua edeyim derken dili sürçüyor. E Ey Allah'ım sen benim kulumsun. Ben senin Rabbinim diyor. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum diyeceği yerde ey Allah'ım sen benim kulumsun. Ben senin Rabbinim dediği hadis-i şerifte de belirtiliyor. Yani o kişi o deveyi o çölde bulduğunda nasıl seviniyorsa Mevla Teala kulu kendisine tövbe için geldiğinde ondan daha fazla memnun oluyor. Niye memnun etmeyelim Rabbimizi? Yani. Niye şeytanı memnun edip, iblisi memnun edip bu işi uzatalım? Şimdi var. <laughs> elimizde imkan. Hemen yerine getirelim. İblis deyince Devir Hazreti Ömer radıyallahu anh devri bir bedevi peygamber efendimizin kabri saadetine geliyor. Ellerini açıyor diyor ki işte Ya Rabbi diyor işte sevgili habibin, işte günahkar kulun. Evet. Eğer beni adaletinle yargılarsan kulun kaybeder, habibin üzülür, üzülür. iblis sevinir. sevinir. Evet. Eğer beni merhametinle yargılarsan kulun kazanır, habibin sevinir, iblis üzülür. Evet. Hazreti Ömer de diyor ki Allah'ım beni de o bedevinin hatırına affeyle diyor. Evet, o yüzden evet. dua dua dua. Allah bizlere duadan ayırmasın. Amin inşallah. Zif, tevbeden ayırmasın. İnşallah. Ve şeytanın o vesveselerine kanmaktan muhafaza eylesin. Geciktirmemek lazım. Dediğiniz gibi Rabbimizi evvela memnun etmek lazım. Sevindirmek gerekiyor. Aslında Allah Cenabı Hak kuluna zulmetmez. E, tabii ki. Yani bazen insanlar böyle bu yanlış ifadeyi kullanıyor. Kul kendine zulmeder. Evet. Çünkü Allah yani cenneti de cehennemi de yaratması bir imtihanın sonucu. Evet. Herkese hür irade, akıl, peygamberler, kitaplar göndermek kaydıyla e, rotasını kendisinin çizmesini önem istemiş. Evet. E, biz de kaderimizi tabi kendimiz çiziyoruz. Kötüyü de iyi de seçmek i̇yi de, bizim elimizde. İki yola da gücü kuvveti aynen. Mevla Teala veriyor. O yüzden Allah cennetine götürecek hayırlı amellerde bizlere istihdam eylesin. Aynen. Cehennemine götürecek her türlü kötü işten de Allah bizleri muhafaza, muhafaza eylesin. eylesin Tövbenin kabul olmadığı günahlar var mıdır? Sorulardan bir tanesi de bu hocam seyircilerimize. Evet. Yani kişi şirke düşmemiş ise imanı varsa ve kul hakkı taluk etmediği takdirde eğer kul hakkı taluk ettiyse de onu tanzim edersin. Hı hı. Kendisine takdim edersin. Ee, bu velev maddi bir şey olsun. Velev ki diğer farklı efendim gıybet olur, dedikodu olur, iftira olur, çeşitli günahlar olur. Yani bunlarla kişinin arkasından konuşmuşsun, onun hakkına girmişsin. Bunların dışında yani onları takdim ettiğin takdirde gene tövbe edersin. Ama bunların dışında Allah'ın kabul etmeyeceği tövbe büyük yani affetmeyeceği büyük bir günah yok. O Şirk bile zaten diyorsunuz ki ölmeden önce gerçekleşirse şirkten bile kendini uzaklaştır onu bile affediyor. Tabi tabii tabii tabii. Şirkten bile uzaklaşır. Aklıma şey geldi hocam Musa peygamber fekale ene rabbukumul aala. Evet. Değil mi? Ben sizin Rabbiniz değil mi? Evet. Musa peygamber şey e, Firavun pardon. Firavun. Firavun Musa peygamber hani asasıyla denizi ikiye yardığında evet. e, ben Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Evet. Ama ölmedi. Evet. Ama onun tövbesi kabul olmadı. Çünkü, Çünkü artık Çünkü o Gördü, gördü perde açıldı o saatten sonra artık her şey bitti demektir yani bilinçli olacaksın yani artık her, i, yani idrak halinde olacaksın kendinde olacaksın sen artık her şeyi görmüşsün bu saatten sonra artık seninki sadece e, son bir çırpınış ama hiçbir faydası yok yani, yani mümin göze inanmaz söze inanır evet, evet. değil mi gaybe inanır evet zaten buradan geliyor yani Gaybe mi Mesele bu zaten Gaybeyim ha. Hocam gerçekten süre nasıl aktı anlamadım. Öyle mi? <laughs> Sürenin sonuna geldik. <laughs> teşekkür ederiz. Ee, gerçekten çok keyif aldık. Allah e, tövbe edip tövbesi kabul olunan Amin. zümreye bizleri ilhak i̇nşallah, eylesin. İnşallah. İnşallah. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz İyi ki teşekkür geldiniz. ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Efendim Vadi İstanbul Camii İmam Hatibi e, Fatih Bora hocamla Tövbeyi konuştuk. Kendisine huzurlarınızda tekrardan teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya görün görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ile bitirelim. Buyurun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cemi günahlarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullahel azim el kerim el, el la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi ve la hayaten ve la Ya Rabbi doğumumuzdan hatta bulu uçağımızdan şu ana gelinceye kadar işlemiş olduğumuz tüm büyük ve küçük günahlardan beraatımızı, affımızı istiyoruz, istirham ediyoruz. Lütfen ve keremen bizleri affeyle, bizlere merhamet eyle, bizlere imdad eyle, iki cihan saadeti nasip eyle. Her türlü sıkıntıdan, elenden, kederden, nazardan, şerli insanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden cümlemizi emin ve muhafaza eyle. Yaşamış olduğumuz şifani alemde bizlere her zaman her şeyin hakkımıza hayırlısını nasip eyle. Amin diyen ekranları başında izleyen güzide cemaatimizin, izleyenlerimizin, Allah'ım hanelerine huzur ihsan eyle. Bereket nasip eyle. Helalinden bol kazançlar ihsan eyle. Eğitimle meşgul olanlarımız var, yavrularımız, gençlerimiz var. Allah'ım onlara hayırlı muvaffakiyetler, başarılar, neticeler nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in hassa kulları var şifalar nasip eyle. Derdi olanlarına devalar, borcu olanlarına kolaylıklar nasip eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.